Başbakan bütün televizyonlarda açıklama yapıyor. Amerika'ya aktarmalı gidiyorum. Almanya'dan aktarma yapıyorum. Shakespeare'den alıntı yapıyorum. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Önce alıştırmayı yapın, sonra cevapları kontrol edin ve alıştırmayı dinleyin. Ben genellikle hafta sonları alışveriş yapıyorum. Profesör, bu konuda bir araştırma yaptığını söyledi. Sen askerlik yaptın mı? Farkında mısın? Bütün ayak işlerini ben yapıyorum. Anne ve babalar asla çocukları arasında ayrım yapmazlar. Kazandığın parayla ne yapacaksın? Bağış yapmayı düşünüyorum. Araba çok güzel ama yıllardır kimse kullanmamış. Bu yüzden iyi bir bakım yapmak lazım. İşten sonra eve gidip sıcak bir banyo yapıp dinlenmek istiyorum. Yıllarca süren savaştan sonra iki ülke barış yapmak için masaya oturdu. Bazı aileler farkında olmadan çocuklarına baskı yapıyorlar.
Askerler düşman kampına baskın yaptılar. Çok iyi blöf yapıyorsun ama beni pokerde yenemezsin. Bugün hava yağmurlu olduğu için çekim yapmıyoruz. Biz yeni evliyiz, bu yüzden bir süre çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Dün bütün gün evde ders yaptım. Genç kadın düşük yaparak bebeğini kaybettiği için çok üzüldü. Sağlıklı olmak için düzenli egzersiz yapmalısınız. Şoför, arabanın önünde bir geyik görünce hemen fren yaptı ve zar zor arabayı durdurdu. Genelleme yapmak istemem ama bence erkekler daha iyi araba sürüyor. Murat yeni arabası ile gösteriş yapıyor. Komşular çok gürültü yapıyorlar. Artık dayanamıyorum. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak öğrenmenin bir parçasıdır. Her toplantıdan önce biraz hazırlık yapmak çok önemli.
Ben asla onunla kağıt oynamam çünkü sürekli hile yapıyor. Bizimle işbirliği yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Biz bu piyasadaki en prestijli firmalarla iş yapıyoruz. Bana bir iyilik yapabilir misin? Kamp yapmak için uygun bir yer arıyoruz. Alkollü sürücü kaza yaptı. Kazada kendisi dahil iki kişi hayatını kaybetti. Profesör konuşma yapmak için kürsüye geldiği zaman herkes alkışlamaya başladı. Masör, müşteriye güzel bir masaj yaptı. Hafta sonu arkadaşlarla mangal yapıp bir şeyler içtik. İngilizce bilmiyor ama biliyormuş gibi yapıyor. Numara yapma. Hasta değilsin, değil mi? İstanbul'dan Antalya'ya otostop yaparak gittik. Panik yapma. Her şey yolunda. İşe başlamadan önce iyi bir plan yapmamız gerek. Dil öğrenmek için çok çalışmalısın. Dili geliştirmek için de çok pratik yapmalısın.
Oyuncular oyundan önce onlarca prova yaptılar. Günümüzde reklam yapmadan hiçbir şey satamazsınız. Will Smith bu filmde gerçekten çok iyi rol yapıyor. Sizinle bir röportaj yapabilir miyim? Sabotaj yapmak isteyen düşman askerleri yakalandı. Çocuklar, büyüklere saygısızlık yapmayın, tamam mı? Çocuklar, kağıtları çıkarın. Sınav yapacağım. Soyguncular, İstanbul'un en kalabalık yerinde soygun yaptılar. Bütün polisler, başkana suikast yapan kişiyi arıyor. Şaka yapıyorsun, değil mi? Hayır, şaka yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Çocuklar, şamata yapmayı kesin. Adam telefonda kadına şantaj yaptı. Bu hafta evde tadilat yapıyoruz. Çok iyi taklit yapıyorsun. Öğretmenin taklidini de yapabilir misin? Günümüzde bütün firmalar sosyal medyada tanıtım yapmak zorundalar.
Bu yaz Antalya'da tatil yapmayı düşünüyorum. Bugün temizlik günü. Bugün bütün gün evde temizlik yapıyorum. Çocuklar, yaramazlık yapmayın. Yoksa bugün parka gidemezsiniz. Sizce bu arazi yatırım yapmak için uygun mu? Ne dersiniz? Her sabah yürüyüş yapmak için parka gidiyorum.